Barış Hanım, Erol. Ya bunu yayınlayın ama. Sağ ol kardeşim, yayınlayın. İkinci kattan düşmüştüm ben. Aramazsan ara. Akasya uyandı. Barış Hanım lütfen, rica ederim. Barış Hanım, Erol. Güzel. Ya bunu yayınlayın ama. Sağ ol kardeşim, yayınlayın. Lütfen. Özel olarak rica ederim. Sen bir anı olarak hayatımda kaldı. Şimdi Erol Beyciğim bak. Canım sıkma. Ay çok güzeldi ya. Efendim kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi bizi güldürdünüz. Çok iyiyiz şu anda. Allah da seni güldürsün. Size birkaç sorum olacak. Buyurun efendim. Sizi en iyi tanımlayan kelime veya kelimeler nedir? Ay ben bunları çalışmadım. Yani beni en iyi tanımlayan denge diyebilirim. Dengeli olmaya çok önem veriyorum hayatta. Renklilik diyebilirim. Renkli olmayı da severim. Ve delilik. Bunlar şu anda aklıma gelen. Beni tek kelimeyle istikrar. Ön yargılarınız var mıdır? Yani var tabii, olmaz mı ya? Ön yargısız insan mı var? Yani ön yargılarım var. Farkında olup kırmaya çalıştıklarım da var. Hala kıramadıklarım da var bence. Bilerek kırmaya çalıştıklarım bilerek var. Kırmaya... Doğru mu anladım? Evet. Yoksa kesecek miyiz burayı? Ya var yani, olmaması mümkün değil. Ön yargı bence herkesin vardır bir miktar ama ben biraz şeye açığım yani. Genelde yanılmam ön yargılarımda. Ama çok düşük bir ihtimal de olsa bazen yanıldığım oluyor. Ön yargılarımı da kırabiliyorum. Asla öyle sabit düşünceli bir insan değilim. Sizce aşkta mantık aranır mı? Aranmaz kardeş. Şimdi bize bunu sorma. Mantıklı olsa aşk olmaz zaten. Aramazsan ara. Bence aranmaz. Yok canım, aranmaz tabii ki de ya. Mantık mümkün. Mantığın olduğu yerde zaten aşk yok demektir. Yani. Bugün çıkayım da bir aşık olayım falan diye bir şey yok herhalde hayatta yani. Evrim Alasya'nın gözünden kıvılcım nasıl biri? Akasya uyandı falan diye. Barış Hanım lütfen, rica ederim. Soruma müdahale etmeyin. Olumlu olumsuz yönleri nedir? Yani kıvılcımı şimdi artık herkes biliyor zaten. Ben de her yerde kıvılcımı anlatıyorum zaten. Hatta seyirci bence benden daha hakim artık kıvılcıma. Kıvılcım çok katı bir kadın. Fazla yani her yerde böyle bodozlama herkese dalan bir kadın aslında. Hani olumsuz yönünü sorarsanız, olumsuz olarak bu tarafını söyleyebilirim. Belli bir hayatta adalet duygusu, hayat görüşü var ama herkese de bunu dayatmak doğru bir şey değil tabii ki. Olumsuz olarak bunu bana söyleyebilirim. Bana dayatamıyor mesela. Olmuyor yani, deniyoruz olmuyor. Olumlu olarak da adalet duygusunu seviyorum Kıvılcım'ın. Ama her şeyin aşırısı felaket getirir demiş Aristoteles. Biraz bir entelektüel olacak ama. Hakikaten onun o fazla aşırı adalet duygusu ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Etrafındakilere de bir süre sonra zarar vermeye başlıyor. Yani oralarda şirazesi kayıyor biraz Kıvılcım'ın. Barış Kılıç'ın gözünden Ömer nasıl biri? Olumlu olumsuz yönleri nedir? Vallahi gayet iyi biri bence. Hep bir orta nokta bulma derdinde. Bazen kendi derdini de unutup, geçmişteki travmasını da unutup hep insanların bir şekilde uzlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Fazla iyi olmasından da rahatsızlık duyabilir insan aslında. Yani bir insanın da kendi derdini unutmaması lazım esasında. Sonuçta bir dizi karakteri ama orta yolda oluşu, aslında doğruların peşinde olması onu bence en iyi tanımlayan cümle diyebilirim. Canlandırdığınız karakterlerle benzer yanlarınız var mı? Var, evet. Kıvılcımın var. Adalet duygusu bana da aileden gelen bir duygu. Kıvılcım kadar sert değilim ama adil olmayı becerebiliyorum hayatımda birçok yerde. Ya mutlaka vardır. Ya iyi taraflarında, kötü taraflarında var baktığınız zaman. Yani ben de normal hayatımda aslında orta yolu bulmayı da hedefleyen de bir insanım. Yani hemen böyle bir şeyleri kestirip atan bir tarafım var yani. O ayrı bir şey. Hassasiyet noktalarıma dokunulduğu zaman hemen hayatımdan çıkarmak istiyorum. Ömer belki öyle davranmıyor hani baktığınız zaman. Ama genelde hayatla ilgili önemli hususlarda biraz daha dinleyici bir tarafım var. Biraz daha olayları ağırdan alma tarafım var.
sakinleşince cevap verme gibi bir tarafım da var gerçek hayatta. Ömer biraz daha doğrucu, biraz daha orta yolda fazla bulunan bir karakter. Dolayısıyla benzer taraflarım da var, farklı taraflarım da var. Dizide birçok etkileyici sahne var. Çekerken ya da izlerken sizi en çok etkileyen sahne hangisi oldu? Bizim Barış'la çektiğimiz bir sahne vardı otelde. Senin itiraf yüzleşme, evet, ilk itiraf sahne. O sahne bizim için çok ortak uzun... bir cevap olsun bu. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Öyle mi? Kendim. Evet. Ya çok uzun ve hatta en uzun take olarak galiba, evet, dizide o sahne oldu. Uzun, çok uzun ve zor bir sahneydi gerçekten. İkimiz için de karşılıklı güzel bir andı. Vallahi yanımda diye söylemiyorum. Yani Evrim çok iyi bir oyuncu. Onunla da hani hakikaten o sahne çok, içeriği de çok güçlü bir sahneydi zaten. Hakikaten çok etkilenerek oynadık. Ya burada ben de hakikaten yanımda diye söylemiyorum. Onu hep birbirimizle konuşuyoruz zaten. Ya yani Barış'la aramızdaki o oyunculuk alışverişi bize çok haz veriyor. Biz neredeyse sanki oynamıyor gibiyiz birlikteyken. O aramızdaki akış, yani onun zaten hani ben ona da izlediğim zaman ya öyle güzel ayrıntılar, öyle dozunda oynuyor ki onu izlemekten de keyif alıyorum. O yüzden oynamak da çok keyif veriyor. O bizim aramızdaki gerçekten büyük bir şans. Evet. O yüzden birçok sahne keyifli ama o sahne ekstra bir bizim için. O sahne için. Evet, özel de bir sahneydi, evet, zaten ikimiz için de. Ama hani dizinin bütününe baktığımız zaman da Nur Sema'nın tabii ki zorla o evlendirilme anı da çok yüreğe dokunan bir sahneydi. İki tane öyle bir sahne söyleyebilirim kendi adıma. Hiç yanlış olduğunu bildiğiniz halde bu durum karşısında susmak zorunda kaldınız mı? Oho! Kalmışımdır ya mutlaka. Yani öyle hayatta insan her istediği an her istediğini söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Yani olmaması mümkün değil. Şimdi insanın yaşı ilerledikçe bir yaşa gelene kadar hep bir şey edinme, bir yer edinme mesleğinde ya da hayatında ya da ne bileyim bir insanı edinme, hep böyle bir şeyi kazanmak için insanın içgüdüsünde kaybetmemek için farklı şeyler yapıp susması gerektiği zaman susup konuşması gerektiği yerde konuşamadığı durumlar vardır hepimizin hayatında. Ama bir yerden sonra artık o kaybetme korkusu, belli bir birikim ve bilgi birikiminden sonra o kaybetme korkusu olmadığı zaman, kaybetme korkusundan insan kurtulduğu zaman bambaşka bir yerden bakıyor hayatına ve o zaman daha rahat inandığı şeyi söyleyebilme özgürlüğü kazanıyor belli bir yaştan sonra. Ama hani o raya gelene kadar bazı noktalarda, yani birçok noktada Evrim olarak susmuşluğum, söyleyememişliğim vardır ama biraz benim genetik olarak anarşik bir tarafım var. Kıvılcım olarak. Boşuna kıvılcım oynamıyor yani. Yani o benim dilim başıma bela oldu vakti zamanında. Hala da oluyor olabilir. O yüzden az önce de söyledim kendi adıma. Biraz bir şeylere reaksiyon vermeden önce biraz insanın düşünmesi lazım. Çünkü bazen sıcağı sıcağına gerçekten ağzından çıkmaması gereken bir takım şeyleri söyleyebilir. Bu da çok insani bir şey aslında. Ama haksızlığa göz yummak, hani yanı başımızda olan haksızlığa karşı susmak, etmek zaman içerisinde insanda büyük tahribatlara yol açıyor. O yüzden de tabii ki bu şu demek değil, hani beğenmediğimiz her fikri öldürelim, ölümünü eleştirelim, yok etmeye çalışalım. Bu değil yani söylemeye çalıştım. Hani anlamaya çalışıp kendi doğrumuzu izah etmek de bence bir bahis olmamalı. Dolayısıyla da hani bu çok seslilik, herkesin fikrini söyleyebilme ortamı çok güzel bir şey. Diğer türlü zaten karşınızda olup biten, hayatın içinde de yani bu illa bir sebepten dolayı olmak zorunda değil. Yanı başımızda olan ailesel, arkadaşlarımızın içerisinde yaşadığımız bir takım şeylere şunu diyebilmeliyiz. Bence bu çok da önemli bir şey. Ben çocuklarıma da bunu öğretiyorum. Hayır bir cevaptır. Bazen hayatta dönüm noktaları ya da kırılma anları olur. Sizin böyle bir anınız oldu mu? Bazen mi? Ya olmaz mı? Çok var. Yani bir sürü şey insanın hayatında
kırılma noktası yaş dönümlerinde özellikle. Yani 30'ların başı, 20'lerin başı, 40'ların başı hep böyle bir 10 yılda bir. 28 bilimsel olarak insanın, kadının da erkeğin de kırıldığı bir yaşmış. Bunu makalede okumuştum. Ne oldudur? Benim 28'im bayağı sıkıntılı geçmişti mesela ya. Yani. Hakikaten 28. Bir yere evriliyorsun o yaştan sonra. İki hayatımızdan bir kırılma anı örneği verebilir misin? Vallahi yolda gidiyordum, arabamın camı kırıldı bir kere. Hakikaten çok korktum, savruldum da yani. Birkaç tane kırılma anım var hayata dair. Biri çok ufak yaşta, biri de ortaokul yıllarında. Ciddi bir travmaydı benim için hayata dair. O beni bir yere evirdi yani. Vallahi ben de şimdi gülüyorum tabii ama ikinci kattan düşmüştüm ben. Yani merdivenlerin üstüne düştüm. Bir mobilya mağazasıydı. Herhalde 20 yaş. Setin Sakar'ını buldum. Ben Sakar'ım ya. O zaman yani hani şey değil tabii, daha büyük kırılma noktaları oluyor insanın hayatında ama o aralık çok kısa bir an, böyle bir salise gibi bir şey, anlamıyorsun o an düştüğünü. Kaç yaşındaydın? 25 falan yani o civarlarda. Orada hayata bakışım çok, çünkü ölebilirdim ya gerçekten orada ya da sakat kalabilirdim. Yani hiçbir şey olmadan oradan çıktım ama Catwoman gibi böyle dört ayağımın üstüne düştüm. Ama orası mesela benim için ölüm diye bir şey. O zamana kadar sanki ya insanın hayatında ölmek diye bir şey, kaybolmak diye bir şey yokmuş şeyi vardı ya. 20'li yaşlarda hiç kimse öleceğini düşünmez, kimseyi kaybedeceğini düşünmez. Orada böyle her an gidebilirmişim duygusu bana çok böyle aydırtmıştı beni. Güzel bir kelime yalnız, aydırtmak. Aydırtmak da yine yani şu anda çıktı, bilmiyorum ne kadar doğru. Dizi ve karakterleriniz ile ilgili çevrenizden nasıl geri bildirim alıyorsunuz? Vallahi çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Yani acayip bir şey. Şöyle bir şey var, ben bunu ilk defa yaşıyorum bir işte. Her yaş, çocuk, yaşlı, genç, erkek, kadın, her meslek grubu, yani dizinin böyle bir acayip bir yelpazesi oluştu. Dışarıdan aldığım geri bildirimler sonucunda söylüyorum. Bu da ilk defa yaşadığım bir şey. Çünkü biz hani oynadığımız dizileri genelde hanımlar izler. Erkeklerin izlediği çok nadir diziler vardır. Alıcısı genelde kadınlardır. Belli bir yaş grubu kadınlardır. Burada ben ilk defa bütün yelpazeyi görüyorum ve yani herkesin izlediği bir dizi olduğumuzdan dolayı da böyle her tarafa yayılmış gibi geliyor. Tabii çok gerçek de bir şey anlattığımız için bu toplumun değer yargıları ve direkt merkezinden bir hikaye anlattığımız için her yaş grubundan, her gelir seviyesinden, her inanç grubundan bir geri bildirim alıyoruz haliyle. Yani hikaye tek bir yerde toplanmadığı için bu anlamda Evrim'in de dediği gibi çok ciddi insanların alakasıyla karşı karşıya kaldık. Beklediğimizin de belki çok üstünde bir durum oldu bu durum. Hani ilk başlarken bu kadarını hayal ediyor muyduk? Evet, çok iyi bir hikayemiz olduğunu biliyorduk. O yüzden de çok heyecanlı bir şekilde zaten burada var olmak istedik. Ama haftalar geçtikçe tabii artan tempo, anlattığımız hikayenin derinliği insanlar tarafından algılanınca hakikaten mesele biraz daha başka bir yere geldi yani. 20'li yaşlardaki Evrim ve Barış nasıldı? Şu anki Evrim ve Barış nasıl? Ay ben şu anki Evrim'den daha memnunum yani. 20'li yaşlarımdaki Evrim'le pek uğraşamam artık. Sıkıntılıydı tabii ki yani. 20 çok şey bir yaş daha, genç, çocuk bir yaş aslında. O zaman her şeyi bildiğini sandığım bir yaştır ya 20'ler. Yani şimdi düşünüyorum hep cahil cesaretiymiş hepsi tabii. Hiçbir şey bilmediğin ve o tamamen hormonal dürtülerle böyle yön bulmaya çalıştığın, hiçbir şeyin anlamını kavrayamadığın bir yaş aslında yani. Benim için öyleydi. Tabii kararları daha hızlı alabildiğim, yalnızlık seviyemin daha yüksek olduğu, istediğim an, istediğim şeyi, ya şehir değiştirmek, ülke değiştirmek benim için o zaman çok kolaydı 20'li yaşlarda. Yani üniversite yeni bitti. Mesela Amerika'ya eğitim için bir gecede karar aldım. Hemen ertesi gün uçak bileti pıt, bir sene yok oldum yani. Şimdi bir saat bile bir yere gidemiyoruz yani.
Hayat bizim için tabii ki yaş ilerledikçe daha da genişleyen bir kadroyla devam ettiği için karar almakta biraz daha zorlanıyoruz. Ama Evrim 20'li yaşlara dönmek istemedi. Ben ister miyim diye düşünüyorum. Hani bazı anlar için belki de yani bulunduğum yaş ve hayattan memnunum yani. O yüzden ben de dönmek istemiyorum. Çak. Çak. Sizce setin en eğlenceli kişisi kim? Harbici mi? Bu var ya, harbici mi? Canımı okuyor benim. Siz böyle bakmayın bunun böyle janti janti oynadığına. Benim canımı okuyor oynarken. Ama eğlendiriyor da aynı zamanda. Kesinlikle Barış. Hiç yok. İkinci bir kişi yok yani. Ya biraz taklit falan mesela. Kalabalık sahnelerde özellikle. Tabii saatler sürdüğü için yemek sahneleri, işte kalabalık olduğumuz sahnelerde biraz daha ambiyans hani yumuşasın diye ben de bırakıyorum kendimi. Böyle söylediğine bakmayın, gülmekten biz oynayamıyoruz artık. Evet, bazen takılıyoruz yani hakikaten. Bazı sahnelerde çok gülüyoruz ve çekemiyoruz. Peki Barış Bey sizin için? Valla genelde Evrim'le hep sahne çekiyorum, o da çok eğlenceli. Çok sıkıcı diyor hocam. Hayır, karşılık veriyor yani. Ben eğlendiremem de beni. Eğlenirim yani. Birlikte eğleniyoruz yani. Onun da çok komik olduğu anlar var. Sizce setin en dakik kişisi kim? Bence benim. Evet evet ya. Ben hiç sektirmem evet. Yani. Saniyesinde sette aynen. Olurum. Ama öyle yani çok geç gelen biri de yok yani herhalde sette. Çok evet. Yani. Tabii kadınların ama hazırlığı uzun sürdüğü bizim için. Bizim biraz hani daha meşakkatli. Hanımefendileri biraz bekleyebiliyoruz sette. Sizce setin en sakar kişisi kim? Kendisi itiraf etti zaten. Sakarım ya, evet. Camdan yani. Düşmüş. Camdan düşmedim, merdivenlerden düştüm. İkisi arasında çok büyük fark var, rica ederim. Sizce setin en sessiz kişisi kim? Ben sessiz kimseyi görmüyorum. Dur bakayım, düşünüyorum. Settar abi belki. Settar abi ama ya. O da çok fena yani. Settar susuyor abi. Susuyor, öyle bir yerde bomba patlatıyor Settar ki yani. Settar abi ya, evet evet. Sessiz. Evet, evet. Sizce setin en enerjik kişisi kim? Rahimcan. 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 Susmaz. Metehan. Boynumuzdan inmez evet, yani. Evet, evet, evet. Benim üçüncü oğlum sürekli. Yani hakikaten. Benim de manevi oğlum oldu. Senin de manevi oğlum. Sakin yavrum. Hep öyle diyorum sana. Son olarak sizi izleyen fanlarınıza buradan neler söylemek istersiniz? Fanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte, böyle süreçlerde bize gerçekten güzel destekler sağlıyorlar. Onların destekleriyle iyi hissediyor insan kendini. Teşekkür ediyoruz onlara. Gerçekten bizleri çok sahiplendiler. Yani evet. Ben bir sürü projede oynadım. Ama bu işteki takipçilerimiz kadar böyle gerçekten işin içinde olma duyguları, bizimle birlikte olduklarını her an hissettirmeleri açısından onlara hakikaten minnettarız. Bu hikaye buralara geldiyse onların sayesinde geldi. Yani çünkü biz hakikaten her hafta tırmana tırmana, hikayemizi aça aça, anlata anlata, derdimizi anlatarak buralara geldik ve onlar da bizi anladılar. Bu çok önemlidir yani. Yaptığınız bir şeyde anlaşılmak evet. Çok değerli bir şeydir. Bizi anladıkları için, sahip oldukları için bizlere destek oldukları için onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Yani her şey onlar için aslında. Onlar varsa biz de varız. Sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.